Ne Anlatsak kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda birbirinden farklı ve zevkli içeriklerle karşınızda olacağız. Öncelikle kanalımıza abone ol butonuna tıklayarak bizleri desteklerseniz çok mutlu oluruz. Bir önceki videomuzda sizlere elektromanyetik toplarla ilgili detaylı bilgiler vermiştik. Bu çalışmamızda da EMT'ler ile ilgili TRT Haber'in hazırlamış olduğu haberi ve Y Teknoloji'nin müdürü Sayın Fazıl Hızal'ın röportajlarını sizlere sunuyoruz. Test atışlarının da bulunduğu içeriğimiz, EMT'lerin ne kadar etkili olduklarını gözler önüne serecek. Bu silahın mühimmatlarının şeklini ve hedef üzerindeki etkilerini de göreceksiniz. Hazırsanız başlayalım. Anadolu Yönlendirilmiş Enerji Teknolojileri Anonim Şirketi, yönlendirilmiş enerji teknolojileriyle ilgili özellikle savunma sanayi ve güvenlik ağırlıklı uygulamalar, teknolojiler, sistemler ve hizmetler vermek üzere kurulmuş bir firmayız. Bu teknolojiler son 15-20 yılda dünyada çok değişik ve ileri seviyelerde uygulamalarını gördüğümüz için Türkiye'de de hem ihtiyaçtan hem de bu teknolojiyi yakalayıp söz sahibi olabilmek adına oyuncu olmak üzere girdiğimiz bir alan. Bu konuda 40 yılı aşkın tecrübesi olan uzman ekiplerle, firmalarla çalışıyoruz. Zaten şirketin kuruluşunda da kendilerinin destekleri ve katkıları mevcut. Dolayısıyla E-Teknoloji AŞ aslında bu işin ikinci, üçüncü adımı diyebileceğimiz, devamı olan bir çalışma. Birbirleriyle iş yapan ama sistem üretmeyen, henüz projelendirmeyen, nihai ürünü üretmeyen firmaların bir araya gelip artık sistem, ürün ve nihai teknolojileri ürettikleri bir çatıyız. Öyle diyebilirim Y Teknoloji için. Y Teknoloji AŞ'nin ilk ve çok şükür başarılı olan projesi, Şahi-209 elektromanyetik fırlatma sistemi projesi. Yaklaşık 2008 yılında çalışmaları başlamış, 2014 yılında Savunma Sanayi Başkanlığı'na arz edilmiş. Daha sonra Aselsan'la başlatılmış bir çalışma, devamında Aselsan kendi öz çalışmasına devam etti.
Akabinde 2016 yılında TÜBİTAK'la yine başlattığımız bir çalışma. TÜBİTAK da yine kendi özgün projesine devam ederken biz kazandığımız bilgi, teknoloji ve güçle daha özgün, daha gelişmiş bir sistem yapmak üzere geliştirdiğimiz bir sistem Şah-209. Teknik ve teknolojik olarak dünyadaki örneklerinden herhangi bir farkı yok. Kapasite olarak tabii ki de daha düşük bir kapasitedeyiz şu aşamada. Ama Savunma Sanayi Başkanlığı'nın ve diğer çalışmakta olan kurumların da birliğiyle, beraberliğiyle daha güçlü, daha yüksek kapasite sistemleri yapacağız. Hedefimiz bu. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Yorumlarınızla da elektromanyetik toplar ve kanalımız hakkındaki düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza takipte kalın. Yeni videolarımızda sizlerin huzuruna çıkmak için sabırsızlanıyoruz. Öğrenmekten asla vazgeçmeyin. Bir sonraki videomuzda size ne anlatsak